Değerli voleybol severler, Aksa Sigorta'nın katkılarıyla hazırlanan Voleybol Magazin Instagram sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz aramızda olacak. Neriman Özsoy aramızda olacak. Milli voleybolcumuz. En son Brezilya'nın Minas takımında forma giymişti. Kendisinin kariyeri zaten hepinizin bildiği gibi oldukça dolu. Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Japonya, İtalya, Rusya, Polonya liglerinde mücadele etti. Biraz sonra kendisi aramıza katılacak ve keyifli sohbetimize başlayacağız. Çok önemli sorular kendisine soracağız ve sizin de çok merak ettiğiniz konular var. Bunları da biliyorum. Kendisine yönelteceğiz. Yorumlarınızı da elimden geldiğince okuyup soru haline getirmeye gayret göstereceğim. Önce kendi sorularımızı soracağız. Ondan sonrasında sizin sorularınıza geçeceğiz. Şimdi Neriman aramıza katıldığında istek bekleyeceğiz. Ondan sonra sohbete başlayacağız. Evet, Neriman Özsoy girdi ve şimdi sohbetimize başlıyoruz. Ve karşımızda Neriman Özsoy. Merhaba. Neriman hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk Ufuk. İyiyim, çok iyiyim hatta. Uzun zaman oldu seninle de konuşmayalı, sohbet etmeyeli. Doğru. Valla yani sana ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü yani daha terin soğumadan bizim yayınımızı kabul ettin. Ve hani birçok teklif geldiğini de biliyorum sana. Ama bizi tercih ettin. Öncelikle çok teşekkürler. Asıl ben sana teşekkür ederim beni bu kadar beklediğin için. Çünkü biz seninle daha önceden yapmayı planlamıştık biliyorsun. Ama şampiyon olup yapmak da bugüne kısmet oldu. Ve ben sana çok teşekkür ederim bu kadar sabırla beklediğin için. Yo, estağfurullah. Yani başarılarını görmek yani bizim için keyifli oldu. Böyle sindire sindire izledik ve mutlu son oldu aslında baktığın zaman Neriman. Çok teşekkürler. Tebrik ederim. Yani Brezilya Ligi şampiyonu oldunuz. En iyi smaçör ödülünü aldın. En sonunda defalarca MVP aldın. Bunun yanı sıra Brezilyalıların da kalbinde taht kurdun. Şimdi çok önemli bir şey. Bu sezon senin için nasıl geçti? Deneyimlerini biraz anlatır mısın? Biraz senden dinleyelim. Ufuk, öncelikle çok teşekkür ederim. Şampiyon olmak benim senelerdir özlemini çektiğim, çok fazla kendimi aç hissettiğim, çok özlediğim bir duyguydu. Söylediğin gibi birçok ligde oynadım, birçok ligde forma giydim. Sürekli yani Allah da nasip etti, madalyayla bitirdim ligleri. Çok fazla ikincilik ve üçüncülük oldu kariyerimde ama çok fazla şampiyonluk olmadı. Dolayısıyla benim böyle o anda hani hayatınızda çok o anda kalmak istediğiniz dakikalar vardır ya. Onlardan bir tanesini yaşadım ben bir gün önce. Çok özel bir grupla yaşadım. Çok önemli bir kulüple yaşadım. Bu sene 86. yıllarını kutluyorlar. Birçok spor branşına da aynı zamanda hizmet ediyorlar. Ve hizmet ettikleri spor branşlarında da hep finali hedefliyorlar. Dolayısıyla onlar için de 3. üst üste gelen şampiyonluk benim için yıllar sonra gelen çok özel bir şampiyonluktu. Çok özel bir grupla tabii bu şampiyonluğu kazandık. Hep beraber yaptık. En iyi smaçör ödülü de tamamen tuz biberi oldu. Benim için en önemlisi yani bunu MVP aldığım zamanlarda da hep dile getirdim. MVP olmak tabii ki çok önemli, çok özel, çok gurur verici, çok mutlu edici. Fakat o mutluluk biraz daha kısa. Tarihe şampiyon olarak geçiyor olmak aslında böyle seneler sonra bile hep hatırlamak isteyeceğim, kimlerle şampiyon olduğumu, hangi koşullarda şampiyon olduğumu hatırlayacağım kısım çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla beni en mutlu eden kısım kupayla bitirmiş olmak. Onun dışında da işte layık görüldüğüm için, layık gören herkesi, destek olan herkesi, iyi günümde kötü günümde önce ailem tabii ki bana çok büyük sabır gösteriyorlar. Her seferinde çok mutluymuş gibi yapıyorlar ama tabii ki sürekli yurt dışında oynamamdan da çok mutsuzlar bu arada. Yani onlara çok teşekkür ediyorum sabırlarından dolayı. Neriman, bu arada sen konuşurken aşağıda da birçok yorum gelmeye başladı. Yani yakın dostun Güldeniz Önal yorum yaptı. Brezilyalılardan çok fazla yorum var. Türklerden çok fazla yorum var. Onları da takip etmeye çalışıyorum bir anda. Ya aslında bu yani benim için de çok önemli bir yayın aslında baktığın zaman. Bu arada sosyal medyada Brezilyalı voleybol severlerin çok fazla ilgisi olduğunu görüyorum. Yani Brezilya Ligi'nden bir haber yapıldığı zaman, seninle ilgili bir haber yapıldığı zaman sosyal medyada çok fazla etkileşim alıyor. Peki yani bunun içerisinde yaşayan sen nasıl görüyorsun? Brezilya'da voleybol ve voleybola ilgiyi nasıl değerlendirirsin? Şimdi tabii Brezilya popülasyon olarak da çok popülasyonu yüksek bir ülke biliyorsun. Güney Amerika kıtasındaki. Ve Brezilya voleybolundan bahsederken burada herkes olimpiyatlardan bahsediyor. Yani kaç tane olimpiyat madalyası var? Olimpiyat madalyası olan bir sürü kendi milletlerine ait Brezilyalı başarılı antrenörleri var. Dolayısıyla olimpiyat madalyaları olduğu için bir sürü başarılı voleybolcu var. Bu sadece bayan voleyboluyla da kısıtlı kalmayarak aynı zamanda erkek voleybolunun da başarısı. Yani komple bir voleybol ülkesi diyebilirim. Burada tamamen sahaya çıktığınız zaman çok önemli bir voleybol kitlesiyle sahaya çıkıyorsunuz. Çünkü seyirci de gayet voleyboldan anlayan bir seyirci. Koronadan dolayı biz böyle kendi sahamızda oynadığımız maçları sezon başında seyirci kapasitesini çok aza indirgeyerek oynamıştık. Dolayısıyla bu biraz üzücüydü. Fakat playofflar geldiğinde bu özellikle final serisi tarafsız bir salonda oynandı ve final serisini oynayabilmek için son final serisinde seyirci kapasitesinin en az 5.000 kişi olması gerekiyor. Yani onlar biliyorlar ki en az 10.000 kişiye oynanacak bir salonda olmamız gerekiyor. Tribünler tıklım tıklımdı Ufuk. Yani aynı zamanda yarı final serisi için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Çok önemli antrenörlere karşı, yani Zé Roberto gibi, Bernardinho gibi çok önemli antrenörlere karşı çok önemli mücadeleler verdik. Bu benim kariyerim için de çok önemliydi diye düşünüyorum. Çok şey öğrendim Brezilya'da. Hem saha içinde hem saha dışındaki hayat anlamında, hayat bazında çok şey öğrendim. Tabii ki çok zorlu başlayan bir serüvendi benim için. Biliyorsun buraya geldiğimde yani ben 2 sene hiç korona olmamıştım. Bu aşılardan sonra bir korona olduk. Bu takım 2 kez korona geçirdi. Ya aman bir virüstür, biz sporcuyuz, bizi bu kadar etkilemez dediğimiz zaman beni inanılmaz etkiledi. Yani birkaç ay kendimize gelemedik. Grup olarak antrenman yapamadık. Yani Ankara'ya Dünya Kulüpler Şampiyonası'na geldiğimizde çok az birlikte antrenman yapabilmiştik. Dolayısıyla Ocak'tan sonra daha iyi oynayacağımızın farkındaydık. Çünkü yaptığımız antrenman kalitesi bizim oyunumuzu etkileyecekti. Bu kesindi. Ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da önemli takımlara karşı oynadığımız voleybol bizi biraz daha geliştirdi. Ben buna inanıyorum grup olarak bu arada. Herkes tabii ki kariyerinin önemli noktalarında gerçekten tecrübeli bir grup sahada. Fakat grup olarak oynayabilme becerisi farklı bir durum. Dolayısıyla bunu Ocak'tan sonra geleceğini biliyorduk. Biraz geç geldi ama en güzel zamanda geldi. Brezilya'nın en büyük kupasını aldık. Dolayısıyla çok mutluyuz. Neriman, ya konuşacağımız o kadar çok konu var ki aslında bayağı birikmiş. Sen anlatırken dinledim. Yani göz geçirdim. Şuradan göz attım. Yani çok enerjik görüyorum öncelikle seni. Motivasyon falan hani sana bir 20 yıl daha gider maşallah diyelim. Altta yine Neriman kal diyen, Neriman Türkiye'ye dön diyen. Bununla ilgili de tabii sorumuz var ama ben Brezilya'nın çok önemli bir ismi olan Zé Roberto'dan da bahsetmeden geçmek istemiyorum aslında. Yani Zé Roberto dünya voleybolunda, Brezilya voleybolunda çok önemli bir isim. Daha önce Fenerbahçe kadın voleybol takımını da çalıştırdı ve çok önemli başarılar elde etti. Sen de onun ülkesinde top oynadın. Kendisiyle iletişimin oldu mu? Onunla ilgili ne düşünürsün? Bir de bir takım söylentiler geldi aslında. Sen daha iyi bilirsin belki ama böyle Zé Roberto Türkiye'ye mi gelecek gibi böyle çok off the record bilgiler geldi bana ama senden duymak isteriz. Tabii off the record'u değil de yani onunla ilgili düşüncelerini. Zé Roberto senin söylediğin gibi de hem çok fazla saygı duyulan fakat bunun yanında kişilik olarak da çok fazla sevilen bir spor adamı. Burada biliyorsun 2 kere olimpiyat şampiyonu yaptı takımını ve en sonki olimpiyatlarda da olimpiyat finalistiydi. Dolayısıyla kendi misyonu ve vizyonu olarak gerçekten her şeyi başarmış, bugüne kadar kariyerinde her şey olan dünyanın en başarılı antrenörlerinden bir tanesi. Birebir iletişimin oldu mu derse olmadı. Fakat karşılıklı rakip olarak oynama şansı bulduğum için de çok şanslıyım aynı zamanda. Lig içerisinde 2 tane maç yaptık Ufuk. En önce oynadığımız yani ilk başlarda ligin başında oynadığımız maçlar biraz daha böyle 3-0 tarzında. Çünkü çok genç, dinamik bir grubu çalıştırıyor. Yani biz genelde bu tarz büyük antrenörlerin büyük bütçeleri kontrol etmesine alışkınız, hani Türkiye olarak da. Fakat Roberto'nun farklı bir vizyonu da var. Tabii ki milli takım antrenörü olduğu için bunu ben direkt de onunla çok fazla süre geçirmiş sahada, hem takımda hem olimpiyat madalyası kazanmış sporcularından da duyduğum şeyler. Bunun çok fazla etik olmayacağını düşündüğü için daha az bütçeli, hatta bütçesi yetmediğini. Mesela bu bilgi çok benim yeni öğrendiğim bir bilgi. Tabii ki herkes biliyor olimpiyat şampiyonu olan bir antrenör olduğunu, çok başarılı olduğunu. Fakat beni çok etkileyen, duyduğumda da ona her zamankinden daha fazla saygı duymamı sağlayan bir bilgi. Kendi çalıştığı, şimdi daha önce eskiden çalıştığı kulüplerden bir tanesinin finansal sorunu olduğunda da kendi cebinden ödeyerek sporda hala var olmasını, Süper Lig'de var olmasını sağladığını biliyorum. Yani bu o kadar önemli, o kadar değerli bir hizmet ki. Dolayısıyla milli takıma oyuncu yetiştiriyor. Çok önemli yetenekler yetiştiriyor. Kendi takımından da kendi yetiştirdiği, şu anda orta oyuncularını hatta büyük gruba, milli takıma davet edeceğini de duyduk. Gerçekten önemli bir emek veriyor ve ona karşı oynamak, biliyorsun bazı antrenörlerin takımları hediye etmezler sahada. Hiçbir sayıyı, hiçbir seti, hiçbir maçı hediye etmezler. Onlara karşı mutlak bir mücadele göstermen gerekir ve maçı kendin kazanman gerekir. Sonuçta Zé Roberto onlardan bir tanesi. Benim de çok saygı duydum. Türkiye'ye gelme konusunda da, Türkiye'ye gittiğinde, çünkü biz onlarla çeyrek final oynadık ve zorlu bir çeyrek finaldi. Çok iyi hazırlamıştı takımını. Daha sonra Türkiye'ye hareket etti. Tabii ki bende de merak uyandırdı. Acaba gidiyor mu gerçekten diye. Ben de sordum senin bana sorduğun soruyu. Bana şu cevabı verdiler. Eğer kağıt üzerinde her şeyi kazanmış bir Vakıfbank'a karşı kazanma ihtimali olan bir oluşum, böyle bir proje içerisinde olursa Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye'de antrenörlük tekrardan yapmak istediğini duydum. Fakat böyle bir teklif var mı açıkçası bilmiyorum. O yüzden yanlış bir bilgi de vermek istemem. Evet. Yani bu Zé Roberto'nun yaptığı fedakarlık diyeceğim. Fedakarlıkları kaç tane milli takım antrenörü yapar? Çok merak ediyorum. Kendisini de tabii Türkiye'de görmek aslında ben şahsen isterim. Çünkü çok değerli bir antrenör. Umarım bir daha Türkiye'de bir kulüple yolları kesişir ve Türk voleybolu Zé Roberto'dan çok şey öğrenir diyelim. İnşallah. İnşallah. Peki Neriman, bu geçmiş Ankara sürecinde seninle tabii bireysel olarak konuştuk ama yayın yapamadık. Hani sendeki maç yoğunluğundan dolayı. O süreçte konuşamamıştık. Ankara'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası senin için nasıl geçti? Kendi ülkende düzenlenen bir organizasyon oldu. Ben çok değerli olduğunu düşünüyorum senin açından. Neler hissettin? Yani kendi ülkenin vatandaşlarının önünde oynadığın, rakipler Türk'tü. Ne duygular içerisinde oldun? Ufuk, ben uzun yıllar üst üste, tabii ki 6. sezonum bu üst üste. İnşallah gelecek sezonum da totalde 10. sezonum olacak yurt dışında. Yani o kadar uzun süre Türk seyircisinden uzak kaldım ki aslında çok özlemiştim. Yani ilk başta turnuvanın Çin'de olması, daha sonra ben işte Çin'den nasıl Türkiye'ye uçarım, ailemi birkaç saat daha fazla nasıl görürüm diye planlarken bir anda Türkiye'nin organizasyona ev sahipliği yapacağını öğrendim. İnanılmaz mutlu oldum. Yani voleybolu falan unuttum, tamamen ailemle geçireceğim birkaç fazla gün, belki birkaç fazla saat beni mutlu etti. Daha sonra tabii ki bu kadar değerli kulüplere karşı, bu kadar değerli sahip olan hem antrenörlere hem kulüplere karşı forma giymek de uzun süre sonra benim için büyük bir onurdu. Ve Türk seyircisi, yani buna çok ayrı bir parantez açmak istiyorum. Seneler sonra Türk seyircisinin katlanarak ve bilinçli voleybol seyircisinin artmış olması, voleybolu izlemek isteyen sadece yani yaş kategorisi de en gencinden en yaşlısına, yani maçlardan sonra o kadar fazla sahada kalıp, yani bir saat bile kalıp onlara imza dağıtmak, onlarla fotoğraf çektirmek, onların sorularına birebir de yanıt verebiliyor imkanına sahip olmak benim için çok değerliydi. Tabii ki belki herkesi memnun edememiş olabiliriz. Çok daha iyi bir voleybol oynamak ve voleybol seyircisine de bunu izletmek isterdik. Dediğim gibi Taysa'nın bir stres kırığı sakatlığı vardı. Dolayısıyla ondan sonra da zaten 3 ay bizimle birlikte çalışamadı. Çok daha iyi bir voleybol izletmek isterdik. Fakat 2 tane Türk takımının madalya sahibi olması da ayrıca çok ekstra mutluluk verici bir olaydı benim için. Yani Türkiye seyircisinin önünde seneler sonra oynamak inanılmaz bir duygu. Yani anlatamayacağım kadar güzel. Evet, evet. Neriman, aslında sohbetimizde biraz ısınma turları bitti. Şimdi asıl sorulara gelelim diye düşünüyorum ben. Ama senin cevaplayamayacağın hiçbir soru yok tabii. Yani insanlar senin konuştuğun cümleleri ders niteliğinde olup, hatta böyle yaptığımız yayından sonra da böyle Neriman sözleri gibi bazı sözler oluşturdular. Onları kullanıyorlar sosyal medyada. Bu turnuvada Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ sana bir teşekkür plaketi takdim etti milli takımdaki başarılarından dolayı. Bu esnada kameralara yansıyan, görüntülere yansıyan böyle ikili konuşmanız oldu. Yani eğer özel değilse neler konuştunuz, ne yaptınız, neler hissettin bu plaketi alırken, çok merak ediyorum. Öncelikle federasyon başkanımızın bana söylediği her şey çok özel. Onu söyleyeyim Ufuk. Tabii ki çok detaya inmeden sana nelerden bahsettiğini söyleyeceğim. Öncelikle kendisinin bizzat voleybol sahasına inerek böyle özel bir turnuvada, böyle önemli bir turnuvada, dünyanın en önemli turnuvasında beni hem çiçekle hem bir plaketle bugüne kadar yapmış olduğum Türk voleybolu için, milli takım forması için, akıttığım terler için, verdiğim emekler için beni onur etmiş olması bence çok ince bir düşünceydi. Ona buradan tekrardan teşekkür ediyorum. O bana o gün teşekkür etti ama ben burada senin sayende tekrardan federasyon başkanımıza teşekkür etme imkanı buluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandırdı beni. Benim için bir sürpriz oldu. Yani o kadar iyi hissettim ki kendimi. Bir İstiklal Marşı'nı okurken bu kadar böyle tüylerim diken diken olur benim. Yani bir de o plaketi aldığımda, hayatımda aldığım en ağır çiçekti mesela. Hiç unutmuyorum. Plaket de o kadar güzeldi ki ve bana söylemiş olduğu, kulağıma fısıldamış olduğu cümleler hakikaten kalbinden geçen samimi duygular olduğuna çok inanıyorum. Bana şunları söyledi. Bugüne kadar küçüklüğünden itibaren, yani Yıldız Genç Milli Takımlardan itibaren Türk voleyboluna çok önemli hizmetlerin oldu. Senin gibi bir sporcuyla çalışmak, senin gibi bir sporcunun yöneticisi olmak ve kabul edersen bundan sonra da ne zaman ihtiyacın olursa olsun sana bir abilik, babalık yapabilmek, sana sahip çıkabilmek her zaman benim isteğimdir dedi. Seni hem kişisel olarak, şahsi olarak çok seviyorum, hem de voleybola verdiğin değer için, kattığın değer için, Türk voleyboluna hala başka ülkelerde hizmet ediyor olmandan dolayı da çok gururluyum senin adına dedi. Bunları söyledi. Çok teşekkür ederim Neriman, samimi sözlerin için. Bu arada çok fazla Brezilya'dan yazan fanların da var. Onlar için böyle İngilizce veya Portekizce bir şeyler söylemek ister misin arada diye sorayım ben sana. Ondan sonra devam edeyim. İngilizce söyleyeyim. Portekizcem o kadar iyi değil. İtalyanca tamam. Kadar biliyorum. First of all, thank you for taking care of me a lot. We took what is ours, so we won. To the all Brazilian fans, thanks for supporting us every time. Thanks for believing us until the end. We did all together. I mean, I will never forget the last day, how we became a champion. This is the third time consecutive Minas became a champion, and we deserved it. We deserved it, and sorry for the beginning of the season. We couldn't perform really well because of Corona, because of the injuries that we had. But at the end, we just proved that we are a great athletes and we never give up. And I will never forget Minas. And there is no place like Minas, I can tell you. Thank you for all. Obrigado. Obrigado. Neriman, şimdi değerli voleybol severler, çok merak edilen bir soruyu şu anda Neriman'a net olarak sormak istiyorum. Neriman, son performansının özellikle en iyi smaçör seçilmenle çok özel bir tartışma yine gündeme geldi ve sosyal medyada Neriman Özsoy milli takıma gelir mi, gelecek mi, yani gelmeli mi, ne kadar ihtiyaç var, bunlar çok tartışılmaya başladı. Zaten hani orada sen çok fazla, sen Twitter kullanmıyorsun ama bu Twitter'da çok fazla konuşuluyor. Şimdi net olarak sormak istiyorum. Milli takıma davet edildiğin takdirde Türkiye milli takımında oynamak ister misin? Şöyle söyleyeyim Ufuk, beni bu formaya, milli formaya, çok uzun yıllar terlettiğim milli formayı tekrardan bana giydirmek isteyen voleybol seyircisine çok teşekkür ederim. Bir kere bunu düşünmeleri bile, yani kafalarından ya Neriman'ı orada görmek istiyoruz demeleri bile benim için o kadar değerli ki. Fakat benim aldığım, biraz önce bahsettiğimiz sahaya kadar yine federasyon başkanımızın teşekkürü aslında bir emeklilik demek. Yani ben o forma altında emekli edildim. O forma altında teşekkür edildim. Dolayısıyla bundan sonraki bizim milli takım formamızı terleten bütün sporcu arkadaşlarımı destekleyen taraftayım. Yani ben de artık bir Türk voleybol milli takımı fanıyım. Yani hepimiz aynı taraftayız. Fakat bundan sonra böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir davet de söz konusu değil. Dolayısıyla biz destekçi olan taraftayız bundan sonra. Evet, evet. Yani çok net olarak aslında cevap verdin. Çok teşekkürler Neriman, her zamanki samimiyetinden dolayı. Peki, Türkiye'nin yanı sıra baktığımda kariyerine yani dolu. Brezilya, Japonya, İtalya, Rusya, Polonya, unuttum ülkeler varsa bilmiyorum, özür dilerim. Buralarda forma giydin. Bu kadar ülkede forma giymek her sporcuya öncelikle nasip olmaz. Voleybol kalitesi anlamında seni en çok etkileyen ülke hangisi oldu? Ufuk, en çok İtalya oldu açıkçası. İtalya oldu çünkü neden? Bunun da sana nedenlerini söyleyebilirim. Daha sonra Japonya ve Polonya diyebilirim sana. Neden İtalya diyorum? Şimdi İtalya'da biliyorsunuz ki şu anda en başarılı antrenörlerden, yani böyle ilk 10-20 tane antrenör saysak bunların birçoğu İtalyan ismiyle olur. Dolayısıyla İtalyanlar sadece kendileri olarak antrenör olarak değil fakat staff olarak, yani bir grup olarak kuvvetliler ve iyi bir networkleri var. Dolayısıyla İtalya'da oynadığım, her zaman İtalya'ya döndüğümde bir sonraki sezon daha iyi bir transfer, daha iyi bir takım, daha iyi bir proje, daha iyi bir oluşum elde etme imkanı buldum. Daha iyi teklifler aldım. Dolayısıyla orada oynamak bir kere sporcunun kariyerinde başka takımlar açısından bir güvenilirlik yaratıyor. Çünkü İtalyan Ligi başladığı andan bitiriş anına kadar ve playoff'ları özellikle vurgulamak istiyorum, çok değerli. Yani orada kimse kimseye hiçbir maçı hediye etmiyor. Çok önemli İtalyan antrenörlere karşı oynuyorsunuz ve önemli İtalyan antrenörlere karşı birkaç maçı üstte kazanmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla İtalyan kazanına da Scudetto'yu aldı diyorlar. Ben çok istedim Ebrar açıkçası Scudetto'yu alsın. Ben alamadım çünkü ben 2 tane final oynadım ve ikisini de kaybettim. Yani gümüş madalyayla bitirdim. Çok üzücü bir durum. Fakat Ebrar'ın almasını çok istedim açıkçası. Çünkü bu kariyerinde çok önemli bir nokta. Yani hangi ülkeye giderseniz gidin, İtalyan Ligi hem çok izlenen, hem çok saygı gören, hem de kariyer anlamında da hem birçok antrenörün hem de birçok oyuncunun ben önemli noktası diyebilirim. Polonya seyircisini ve ben Neriman Özsoy olarak kimliğimi Polonya'da kazandım. Ve bunun üstüne de tabii ki 2011 ve 2012'de oynadığım, milli takımımızla oynadığım turnuvalar eşlik etti. Dolayısıyla o zaman ben oyuncu olduğumu ispatlamaya başladım. Ondan önce herhangi bir şey değildik. Yani istikrarlı bir sporcu olarak kendimi tanımlayamazdım. Dolayısıyla Polonya'nın da voleybola olan bakış açısı ve İtalya Ligi'nin o güçlü, kuvvetli duruşu her zaman, ekonomik durumları ne olursa olsun, benim için en değerli liglerden 1-2 tanesi. Evet. Peki şimdi Ebrar'dan da konu açılmışken şu an aklıma gelen bir soru var Neriman. Ebrar'ın performansını nasıl buluyorsun? Milli takımda sence performansı nasıl olacak? Bir de artık milli takımda şimdi Vargas, Alexia da Türk vatandaşı oldu. Yani hani bu karşılaştırdığın zaman hangisinin performansını daha üstün olarak görürsün? Şimdi tabii bu karşılaştırma yapmak bana düşmez ama ben Ebrar'ı bu cesaretinden dolayı özellikle kutluyorum. Çünkü kendi konfor zonundan, yani rahat olduğu durumdan. Hı-hı. Şu anda çok fazla seyirci kitlesine, çok fazla fan kitlesine sahip olmuş, kendini kanıtlamış ve şu anda istikrarlı olmaya başlayan çok önemli bir yetenek. Fakat hem saha içi hem saha dışı kendini geliştirebilmesi, daha vizyonlu bir sporcu haline gelebilmesi adına hem çok doğru bir lig seçti, hem hala Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir podyumda şampiyonluğa oynamak isteyen bu kadar hevesli bir grubun içinde çok önemli bir antrenörle birlikte kendini geliştirmeye devam ediyor. Hem de bu takımı lider olarak sırtladı. Bakın ilk çıktığınızda bunu yapmak çok önemli. Yani bu etiketi kazanmak, bu güveni sağlayabilmek çok önemli. Farkındaysanız ilk transferinde, yani transfer olduğunda arkasına Rosamaria gibi Brezilya milli takımının pasör çaprazlarından bir tanesi alındı. Evet, evet. Var mıydı? Bu konu tartışılır. Fakat şu anda gerçekten bana güvenebilirsiniz verdi. Dolayısıyla ben onunla İlk başta gurur duyuyorum. Bundan sonraki döneminde de hem milli takımlarımıza gerçekten bizim milli takımımızın pasör çaprazı. Onu keyifle izlemeye devam edeceğim. Yani büyük bir destek aynı zamanda. Evet. Yani altıda yorumları görüyorum. Bu soru bir polemik yaratmak için değil. Bu soru gerçekten voleybolu bilen Neriman Özsoy'a sorulacak doğru bir soru olduğunu düşünüyorum. Ama voleybol severler nasıl takdir ederler? Onlara saygı duyuyorum tabii görüşlerine. Neriman peki konfor alanı demişken şimdi sen uzun yıllar oldu konfor alanını terk edeli. Yani baktığın zaman peki şunu soracağım. Yurt dışında oynamak senin için ne ifade ediyor? Yurt dışında oynamak ilk başta yani küçük bir Neriman'a sorduğumda benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdiğimde yurt dışında oynarken çok büyük keyif aldığımı öğrendim. Yani kendimle ilgili neyi sevdiğimi ve neyi sevmediğimi öğrenmeye başladım zaman içerisinde Ufuk. Bunlar çok farklı ülkeleri tecrübe etmemin altında da bir tane neden var. Tabii ki voleybol bir yerde bitiyor. Yani bu çok uzun yıllar yapabileceğiniz aktif olarak, sporcu olarak çok uzun yıllar ve yüksek seviyelerde yıllarca yapabileceğiniz olmadığı için ve her an sakatlık riskiniz var. Her an istem dışı bir şekilde voleyboldan uzak kalabilirsiniz. Dolayısıyla bir B planınız olmak zorunda. Ben ileride de voleybol kariyerimi bitirdikten sonra kendi işimi yapmak istiyorum. Yani bir şeylerin yöneticisi olmak istiyorum. Bir şeyleri yönetmek istiyorum. Dolayısıyla yurt dışına çıktığınızda ve dikkat ederseniz hep kendi ülkelerinin ciddi saygı gören ve başarılı markalarının ya da başarılı yöneticilerinin ya da sponsorlarının bir parçası olmaya dikkat ettim ki onlardan yönetim şekillerini, önce yönetilmeyi, nasıl yönetildiğimi keşfettim. Fakat en önemlisi başarılı chainlerin nasıl yönetildiklerini anlamak benim için önemliydi. Dolayısıyla onlardan öğrenmek istediğim de çok şey vardı. Sadece voleybolun içinde değil fakat voleybolun dışında da benim için önemli bir hayat tecrübesi oluyor. Şu anda bütün kıtalarla ilgili, yönetim şekilleriyle ilgili, hayata bakış açılarıyla ilgili ciddi fikirlerim var. Dolayısıyla bu benim için hem insan olarak hem bir kadın olarak da kendini geliştirmemde çok önemli bir durumdu. Kariyer planlamamın içine bunu sokmamın nedeni buydu. Bu kadar çok gezmemin nedeni bu. Evet, evet. Peki Neriman, şimdi baktığın zaman yönetim şekilleri falan bunları dünyada tabii ki hakimsin. Ama sana şöyle bir sorum olacak. Türk kulüplerinin başarıları, yönetim şekilleri ve transfer politikalarıyla ilgili neler düşünüyorsun? Neler söylemek istersin Türk voleybol kulüplerine özel? Şimdi özellikle Türk voleybol kulüplerine bakarsak tabii ki birkaç kulüpte forma giyme şansı da buldum Ufuk. Evet. Mesela Fenerbahçe'nin yönetim şeklini ben çok vizyonlu buluyorum. Yani hem yaptıkları transferler açısından, bu arada bayan voleybol branşı adına konuşmak istiyorum. Çok vizyonlu transferler yapıyorlar. Yani uzun vadeli düşünüyorlar. Çok önemli bir bütçeye sahip olan tek branşa yönelmiş bir Vakıfbank'a karşı aslında kafa tutuyorlar. Ve diğer branşları da aynı şekilde winner bir şekilde yönetirken bunun yanında yapmaları bence çok değerli. Ve bir parantez daha açacağım. Bunu sadece son yıllarda yapmıyorlar. Voleybola ivme kazandıran, biliyorsun 2011'de Mehmet Ali Aydınlar'la birlikte voleybol ivme kazandı. Yani onun o Dream Team'i oluşturması, diğer kulüplerin de biz voleybola daha çok yatırım yapmalıyız diğer kulüplerde uyandırdı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hep böyle bir vizyonu vardı. Ben bunu çok beğeniyorum. Fakat bunun yanında böyle milyonları olup çok başarısız bir yönetim şekli olan takım var mı? Evet var. Bu da var. Yani başarısız şekilde yönetilen ciddi bir isim de var. Dolayısıyla bu çok göreceli bir kavram. Fakat Vakıfbank'ın mesela çok istikrarlı bir şekilde büyük bütçeleri doğru kullanıp hep en üst seviyelerde kaldığını da görüyoruz. Örnek alınması gereken yönetim şekillerinin olduğunu düşünüyorum. Zaten içinde de birçok ülkenin keşke biz de bu olanaklara sahip olabilsek dediğini biliyorum. Çünkü şu anda Türk voleybol kulüplerinin voleybol en çok yatırım yapan ülkenin Türk voleybol kulüpleri olduğunu söyleyeyim sana. Evet, evet. Neriman cümlelerine çok dikkatle dinledim, takip ettim ve notlar da almaya çalıştım. Cümlelerinde yayının tekrarını dinledikleri zaman satır aralarında çok önemli mesajlar olduğunu da zaten insanlar fark edeceklerdir. Ben de sana çok katılıyorum. Yani altına imzamı atarım bu konuda. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu arada dediğin gibi hani voleybol branşında haricinde mesela son maçlarda seyircisi muazzam. Muhteşem bir seyircisi var. Yani hakikaten ya Fenerbahçeli olsun olmasın o maçı izleyen insan hayran kalır yani. Öyle bir genel bir yapısı var aslında. Türkiye'nin büyük bir bölümü Fenerbahçeli doğuyor biliyorsun o aileden itibaren. Annesi babası Fenerbahçe olan çocuğun da ilk doğduğundan andan itibaren aşık olduğu renkler sarı lacivert oluyor. Dolayısıyla böyle bir kitle sadece spor kulübü değil, bakın camia spor kulübünden daha büyük bir kitleye hitap ediyor. Dolayısıyla çok büyük saygı görmesi gereken, voleybola çok üst seviyede hizmet eden bir kulüp. Evet, evet. Yani çünkü şimdi baktığın zaman Fenerbahçe'de yöneticiler değişiyor, şube sorumluları değişiyor ama hani o vizyon, o misyon hala sürdürülebilir olmasını devam ettiriyor. Yani baktığın zaman bu sezon başında belki sen çok takip edilme fırsatın olmamıştır ama Terziç'e büyük bir eleştiri oldu ama insanlar sabırlı değiller ve istikrardan yana da değiller. Birazcık sabredin, biraz izleyin. Yani bir maç oluyor, o bir maçla insanı değerlendiriyorlar. Aslında genel tabloyu görmeleri lazım bence. Ve Fenerbahçe'nin bugün geldiği nokta baktığın zaman insanlar alkışlıyorlar ama bundan bir yıl önce çok eleştiriyorlardı. Evet. Hedef büyük ve bir kulüpte ikincilik başarısızlık olarak görülmeye başladığında bu gerçekten seviyenin çok yüksek olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu tarz başarılara hizmet eden insanların eleştirilmesi aslında işlerindeki bir parça, bir bölüm. Yani kim bu kadar çok eleştiri alınıyorsa büyük ihtimalle ona olan beklenti çok fazladır. O da bunun farkında. Eleştirilen de bunun farkında, eleştiren de bunun farkında. Ama bütün herkesin istediği aslında o başarılı olmak, o kupaya dokunabilmek, şampiyon olabilmek. Aslında herkesin niyeti çok iyi burada. Yani tabii ki kötü günler geçiyor. Biz şampiyon olduk. Hiç mi kötü gün geçirmedik? Çok kötü günlerde geçirdik. Çok iyi günlerde geçirdik. Ama işte o şampiyonluk ki ben buna inanıyorum. Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini düşünüyorum. İlk maçı da kazandılar. O andan sonra her şey unutulacaktır. Yani o zaman işte herkes birbirine daha çok kenetlenecek, daha çok sarılacak. Bu vizyon belki daha uzun senelere yayılacak. Dolayısıyla biz o günü merakla bekliyoruz. Evet, evet. Bu arada değerli voleybol severler, Macris'le ilgili birçok soru geldi. Benim de Neriman'a soracağım Macris'le ilgili bir soru var. Birazcık sabır istiyorum sizlerden. Neriman peki Türkiye ligini takip edebilme fırsatın oldu mu? Takımları ve performanslarını nasıl buluyorsun? Şimdi Türkiye Ligi deyince benim aklıma iki tane en iyi arkadaşım, canımın içi ciğerimin parçası arkadaşım geliyor. Polen ve Güldeniz. Tabii ki onların forma giydiği bütün maçları izlemeye ve takip etmeye çalışıyorum. Onun dışında Türkiye Ligi şu anda genellikle şampiyon adayları olarak Vakıfbank ve Fenerbahçe arasında gidip geliyor. Fakat beni en çok sevindiren nokta ne biliyor musun? Artık Anadolu kulüplerinin de voleybola çok değer veriyor olması ve yatırım yapma hevesinde bulunması. Evet. Bir ilimizin voleybola dahil edilmesi, o seyircinin de voleybol hakkında bir fikrinin olması, o seyircinin de voleybol için alkışlarının yükselmesi. Yani bunlar o kadar değerli şeyler ki. Bu evet. Şu demek, voleyboldaki vizyon her zamankinden biraz daha gelişmiş ve çok çok iyi yerlere gidiyoruz demek. Yani dünyada bu şekilde voleybolu bu şekilde değerlendiren şu anda başka bir ülke yok gibi. Lig anlamında, lig bazında. Dolayısıyla çok iyi yatırımlar yapıyorlar ve bu kadar kısa süre içinde Adana takımının Sultanlar Ligi'ne dahil olması bence ne kadar önemli bir adım attıklarını ve ileride de çok büyük başarılara imza atmak istediklerinin bir kanıtı aslında. Evet, evet. Bu arada Neriman çok fazla soru geldi. Ben sana farklı bir şekilde sormak istiyorum. Tabii ki hani bunu sen bilebilirsin, belki söylemen etik olmaz ama şimdi Macris'in aynı takımda forma giydiğin dünyaca ünlü bir pasörle forma giydin. Macris Corneiro diye okunuyor galiba. Şimdi Fenerbahçe Opet'e geleceği söylentileri var. Bu yönde kuvvetli duyumlar alıyoruz. İşte sosyal medyada, bizim sitelerimizde falan da işte böyle duyumlar, haberler yapıyoruz. Ben sana bunu sormuyorum. Ben sana sorduğum soru şu. Aynı takımda oynadığın için sormak istiyorum. Nasıl bir pasör? Saha içerisinde nasıl bir karakteri var? Şimdi Macris nasıl bir pasör? Bir kere önce çok zeki bir pasör. Macris için önce çok zeki olduğunu söyleyeyim. Ondan sonra çok naif bir karakteri var ve inanılmaz profesyonel. Herkesin, bütün sporcuların, elit sporcuların maçtan önce ki gece, maçtan önceki gün bir maç planları vardır kafalarında. Yani oynayacakları takımlara karşı oynayacakları maçı hayal ederler, tur tur oynarlar. Yani maçı önce kafada oynamak çok önemlidir. Dolayısıyla Macris'le ilgili söylemek istediğim şey, kendi oyununu bir gün önceden kendi rutiniyle hazırlayıp inanılmaz konsantre bir şekilde maça çıkıyor. Ve ben bugüne kadar çok fazla pasörle oynadım. Çok iyi, dünyanın en iyi pasörleriyle oynadım. Böyle bir şey oldu. Yani Arzu Göllüsü'nden Tutunluo Bianco, Sunanaz, Alicia Glass, yani birçok pasör, belki çoğunun da ismi şu anda, Ferretti. Bunların arasında en fake'li oynatan, yani karşı takım oyuncularını en çok şaşırtan belki izleyicileri, son anda böyle tek elle uzun mesafe paslar atabilen, havada vücutla fake atabilen çok önemli bir pasör. Hızlı oyun diyor. Macris hızlı oynatmayı seviyor. Şu anda zaten voleyboldaki çok fashion voley dediğimiz durumda hızlı oynanan voleybol. Biliyorsun, olimpiyat şampiyonu Amerika'da çok hızlı bir voleybol. Dolayısıyla bu her takıma karşı önemli bir avantaj. Dünyanın en iyi iki pasöründen bir tanesi bana göre şu anda Voloş'la birlikte. Onunla oynamak benim için büyük bir onur, büyük bir gururdu. Fakat sporcu kariyerinin kimliğinin dışında da insani olarak da o kadar naif, o kadar düzgün bir insan ki. Yani benim hayat boyu arkadaşım haline geldi. Ve onun oyununa bu kadar geç alışmış olmaktan da çok üzgünüm. Yani keşke o ritmi, çünkü ilk başlarda böyle benim kolum yavaş kalıyor, benim adımım eksik kalıyor, işte ona doğru koşmam gerektiğini çok fazla beceremedim, yapamadım ilk başlarda. Daha sonradan alıştım. O bana öğretti bu kadar hızlı bir top vurabilmeyi. Şimdi biraz daha hızlı oynuyoruz, o Dünya Kulüpler Şampiyonası ile alakası yok gördüğünüz performansa. Dolayısıyla bana çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Ve konuşmayı da seviyor. Yani set arasında kaybettiğimiz bir setten sonra, yani ne düşünüyorsun, neyi daha iyi yapabiliriz, ne şu anda gibi güvendiği oyuncularla böyle bir fikir alışverişinde de bulunuyor. Çok saygı gösteriyor herkesin fikri. Ve en önemlisi şu, hiçbir atakçıyı, hiçbir oyuncuyu tamamen maçın dışına atmıyor. Yani maçın dışına tamamen kaybetmiyor. Eğer oyuncu kötü başladıysa onu bir şekilde ona boş top vurdurarak ya da böyle yine sürpriz bir topla onu böyle kendine getirerek maçın içine dahil etmeyi çok seven bir pasör. Dolayısıyla ben çok seviyorum kendisini. Yani belki yollarınız kesişir ya da devam eder. Tabii bunu gösterecek, zaman gösterecek. Allah. Peki Neriman, çok teşekkürler. Yani voleybol severlerin de bu konuda çok merakı var. Çünkü hani herkesin bir istatistiksel olarak bakıyorlar, gözle izliyorlar ama sahadan birebir Macris'le oynamak ayrı bir durum. Senin ağzından dinledik bu konuyu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Peki Neriman, çok net sormak istiyorum. Aslında bence bu yayının en çok merak edilen sorusu bu olacağını düşünüyorum voleybol severler tarafından. Neriman Özsoy'un bundan sonraki durağı neresi olacak? Yani şimdi Minas'ta devam edecek misin? Bu birinci sorumuz. İkinci sorumuz, Türkiye'den herhangi bir kulüpten transfer teklifi aldın mı ve ne düşünüyorsun? Türkiye'den birkaç teklif aldım. Transfer teklifi aldım Ufuk. Hem Aralık ayında aldım, hem birkaç ay önce aldım. Ve hepsine çok teşekkür ettim. Özellikle bir tanesinin başkanı direkt bizzat beni arayarak teklifini sundu ve o kadar güzel bir konuşma yaptık, yani neredeyse ya paranın pulun hiçbir önemi yok, ben gönülden size imzaladım diyecektim. Yani o kadar etkilendim ki. Fakat hepsine teşekkür ederek tekrardan yurt dışında oynama kararı aldım. Gelecek sene tekrardan yurt dışında forma giyeceğim. Bunu buradan söyleyeyim. Zaten ülkenin ve takımın da ismini çok kısa bir süre sonra bence duyarsınız. Fakat bu durumda onlara ait. Yani kulüp ne zaman açıklamak isterse, kulüp ne zaman bunun duyulmasını isterse saygı çerçevesinde o zaman açıklarlar. Dolayısıyla Minas'ta devam etmiyorum. Fakat evet, burada kalmamı isteyen bir sürü seyirci oluyor. İşte Neri burada kal demek zaten. O yüzden beni çok mutlu ediyor böyle düşünmeleri, böyle düşündürmek, son anda gider ayak bu kadar sevgiye dahil olmak. Dolayısıyla yurt dışında oynayacağım Ufuk. Yani yurt dışında 10. sezonumu inşallah Allah kısmet ederse, bir sakatlık çıkmazsa, çünkü bir tane daha turnuvamız var bizim burada, Sulamericano diye. Güney Amerika Şampiyonası. Biz tam böyle kupayı kaldırdık, her şey bittik derken antrenörümüz sağ olsun hemen hatırlatıverdi. bir tane daha var falan diye. Şimdi birkaç 10 gün içinde onu da oynayacağız. Peki Neriman, hangi ülke diye sorsak? Hangi ülke diye onu... Yani yine uzaklarda bir ülke. Yine uzak Türkiye'den... doğuda mı? Uzaklarda bir ülke işte yani. Oynayacağız yine, devam edeceğiz. İnşallah. Peki. Peki Neriman, bu konuda kesinlikle hani seni zor durumda bırakmak istemem. Çünkü çok iyi niyetli bir şekilde cevaplıyorsun sorularımızı. Sağ ol, var ol. Peki Nikola Negro ne yapıyor, sizin antrenör? Daha önce bizim Türkiye milli takımında da teknik ekipte görev almıştı. Bu sezonda senin antrenörlüğünü yapıyor. Nasıl, iyi mi? Şu anda ya biliyorsun Minas 3. şampiyonluğunu yaşıyor üst üste. Bunun ikisi Nikola Negro'ya ait. Tabii o da kariyerin açısından, kendisi açısından ve istikrarlı bir başarı açısından çok önemli adımlar atıyor bence. Brezilya gibi önemli bir ülkede önemli başarılara imza atmak, kendini bu kadar olimpik sporcularla birlikte hem antrenör olarak geliştirmek onun için çok değerli diye düşünüyorum. Tabii sahada bana çok kızdığı zamanlar oluyor. Yani antrenmanda da çok kızdığı zamanlar oluyor. Sana orada dur diyorum, onu yap diyorum falan. Bana biraz daha böyle daha sert, çünkü küçüklüğümde de benim çalıştırdığı için bana öyle davranıyor. Ama dediğim gibi o gelecek sene de burada devam ediyor. Minas'ın antrenörü olarak devam edecek. Onlar bu serüvene inşallah şampiyonu olarak devam edecekler. Böyle. Teşekkürler. Peki Neriman, antrenörlerden konuyu açmışken ben pek çok antrenörle çalıştın. Herkesin kendine göre tabii bir mizacı var, bir tarzı var baktığın zaman. Mesela Zoran Terzic birazcık daha böyle sert, pek gülümsemeyen bir antrenör olurken başka bir antrenör daha farklı bir yaklaşımı olabiliyor. Tamam. Peki senin en çok çalışmak istediğin antrenör hangisi diye sorsam? En çok çalışmak istediğim antrenör Bernardo Rezende. Bernardo Rezende o kadar değerli bir voleybol adamı ki ve tüm zamanların takım sporları en iyi takım sporları antrenörü ödülüne layık görülmüş bir antrenör. Hem erkek branşında hem oyuncuyken hem bayan kadın voleybolu branşında olimpiyat madalyasına sahip olmuş ve oyuncuyken de olimpiyat madalyasına sahip olmuş. Çok önemli bir adam. Bununla da kalmamış. Öyle bir oğul yetiştirmiş ki o da olimpiyat şampiyonu olmayı becerebilmiş. Dolayısıyla bence biz Türk voleybolu olarak eğer birilerini böyle bize seminer vermek için davet etmek istiyorsak bu Bernardo Rezende olmalı. Lakabıyla Bernardinho deniliyor burada, öyle biliniyor. Yani Ufuk, sana şöyle söyleyebilirim. En son final etabını oynadığımız sahanın soyunma odasının duvarında onun fotoğrafı vardı. Yani dev bir fotoğrafı vardı. Hı-hı. Yine kitaplardan almış. Gelmiş geçmiş tüm zamanların en iyi takım sporu antrenörü diye. Nasıl böyle bir baba oldu? Nasıl olimpik bir sporcu yetiştirdi bir baba olarak? Nerelerden geçti? Çünkü bu önemli bir eleştiri. Aynı zamanda aynı sahayı paylaştılar. Nasıl bu kadar küçük bütçelerle çok büyük işler başarıyor? Çünkü Flamengo takımı, Rio de Janeiro Flamengo takımını çalıştırıyor biliyorsun. Uzun yıllardır da çalıştırıyor. Orada da oyunculuğu zamanında da onların formasını terletmişti. Yani benim o kadar çok saygı duyduğum bir antrenör ki ve benim bir tane onunla anım var. Onu da anlatacağım burada. Bana sabır gösterebilirsen, biraz uzun olacak. Tabii ki. Yok, problem değil. O kadar mütevazı bütçelerle o kadar büyük işler başarıyor ki neredeyse Praia'yı yarı finalde eliyordu. Yani Praia'nın o özgüvenin üzerinden çeken antrenör bence Bernardinho. Çok önemli taktik antrenör. Ona karşı oynamak çok zor. Dolayısıyla keşke onunla oynayabilme daha önce ya da bundan sonrası için nefesim ne kadar yeter bilmiyorum. 34 olacağım Temmuz'da. Yollarım kesişir mi bilmiyorum. Söyleyemedim. Kesişir mi? Onu da söyleyemiyorum hala. Çok kadar yorgunum ki. Onunla çalışmak çok isterim ve şöyle bir yanımız var. Ben buraya ilk geldiğimde, transfer olduğumda ilk maçımızda işte onlar maç öncesi antrenmanı yapacaklardı. Sahaya girdiler. Biz de sahadan çıkmak üzere. Seni bu ligimizde görmek çok değerli dedi bana. Ben tabii orada o kadar gururlandım ki onun gibi bir antrenörün bana böyle söylemesi, bu kadar güzel bir hoş geldin yapması. Ve daha sonra ikinci oynadığımız maçta benim kalbimde bir riskli bir durum olmuştu. Bench'te oturuyorum. Oynamamıştım. Tabii bizim de yani Brezilya Ligi'nde her salonda challenge yok. Alamıyorsunuz ama Minas salonunda challenge var. Dolayısıyla Bernardo challenge almak üzere, yani çok aynı fikirde değildi hakemlerle, challenge almak üzere almalı mıyım diye bana sordu. Ya içeride mi yaptı bana ve ben karşı takımın bencinde oturan rakip takım oyuncusuyum. Ben de dedim ki bu out'tu dedim ve almadı challenge'i. Yani bana güvendi. Bu o kadar güzel bir, ya onur edici bir davranış ki, rakibi bile onur edebilen bir antrenör. Ve ben onun hakkında sorduğumda, yani nasıl bir antrenör diye, ilk söyledikleri şey çok adaletli bir antrenör olduğundan bahsediyor herkes. Antrenman yaptırıyor, çok iyi bir teknik adam, çok iyi bir taktik adam, fakat adaletli antrenör olabilmek çok önemli bir özellik. Dolayısıyla onunla çalışmak çok isterdim Ufuk. Peki Neriman, yani gerçekten değerli bir antrenörmüş. Biz de yani görmek isteriz tabii, kendi ligimizde tercih ederse ama. Peki onunla çalışmak isterim dedin. Ben bu sorunun tam tersini sormak istiyorum Neriman. Çalışmak istemeyeceğim bir antrenör var mı? Çalışmak istemeyeceğim antrenörün ismini de telaffuz etmek istemiyorum diyeyim ben sana. Var. Var ve ismini de söylemek istemiyorum. Peki. Bu tabii espri olarak söyleyecek değilsin tabii ki de. Neriman, peki araya böyle sosyal medyadan birkaç tane soru derledim aslında. Ben onu sormak isterim sana. Şöyle, bugüne kadar kariyerinde yurt dışı denemekten hiç çekinmedi. Genç potansiyel oyunculara kariyer planlaması hakkında bir bilgi hakkında verebileceği bir tavsiye var mıdır? Hilal diye bir izleyici Mari takma ismini de kullanıyor. Seninle ilgili çok çok paylaşımları oluyor. Onun sorusu. Şimdi ben bunu hem böyle tecrübe etmiş bir oyuncu olarak hem de kendi kariyerimde bunu deneyimlemiş biri de olarak şöyle düşünüyorum Ufuk. Genç yaşlarda önemli olan size gelen yüksek teklifleri hemen değerlendirmek değildir. Çünkü bu bana oldu. Yani ben Polonya'da oynadığım sezondan sonra bana o kadar iyi bir teklif geldi ki. Yani o teklifi kabul etmeyen herkes, ya nasıl kabul etmezsin? Yani bilen herkes bana böyle söyledi. Fakat eğer kabul etseydim bugün bu oyuncu, yani Neriman Özsoy olamayacaktım. Yani 3 sezondan sonra 3 senelik kapalı bir kontrat, inanılmaz bir para. Eğer onu alsaydım ben bugünkü Neriman olamayacaktım. Dolayısıyla doğru bir kariyer planlamasını, tabii ki çalıştıkları menajerle en doğrularını onlar bilir. Kendisi için sporcu olarak en doğrusunu bizler biliriz. Benim haddime değildir. Fakat şunu önerebilirim. Gittiğiniz takımların sizden önceki durumları çok önemli değildir. Yani sizinle uyuşuyor mu, iyi bir antrenörü var mı, özellikle gençseniz. Sahanın içinde zaman geçirmeyi seviyor mu bu antrenör? Sabırlı mı? Size karşı yeterli sabrı olacak mı? Sahaya çıktığınız andan itibaren sizi kendinizde olan en iyi performansı, günün performansını vermek için yeteri kadar zorlayan bir antrenör mü? Çünkü dediğim gibi isimleri oluşturup kendi isminizi oluşturabilmek için önemli olan yerlerin ne kadar büyük olduğu değildir. Belli bir dönem için söylüyorum. Kendinizi ispatladıktan sonra yani belli bir seviyeye ulaştıktan sonra istikrarlı bir başarılı olabilmek için bence bu değerler çok önemli. Dolayısıyla ben ilk yurt dışına çıkmak isteyen sporcular için özellikle İtalyan Ligi'ni tavsiye ederim. Yani gerçekten İtalyan Ligi, Polonya Ligi gibi ligler sizin birebir kendinizi geliştirmenizi sağlayacak ligler diye düşünüyorum. Ondan sonrası tabii ki sizin seçiminiz. Çünkü yani bunu profesyonel olarak yapıyoruz bir süre sonra ama bu amatörlükten profesyonelliğe geçerken o dönemi çok doğru adımlarla çıkmak lazım. Yani böyle merdivenleri 3'er 5'er çıkmanın bir anlamı yok. Çünkü oradan düştüğünüzde çok daha sert düşüyorsunuz. Ve bunları tekrardan çıkmak sizi yoruyor. Dolayısıyla daha yavaş, daha temkinli, daha kendinizi bilerek, aynaya bakarak sadece bir sezonun işte bir ayını, 2 ayını iyi geçirerek değil, önemli bir istikrar sergileyerek de bence isim oluşturabilmek değerli, önemli diye düşünüyorum. Böyle bir profil yaratabilmek için de sürekli sahada olmak lazım. Yani şimdi bir sürü sporcu sayabilirsin. Sadece yani alkış tutarak ve antrenman yaparak Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş defalarca bir sürü oyuncu var. Bunlardan biri mi olmak istiyorsunuz? Yoksa bütün bu rahat ettiğiniz konfor zonunuzu bırakıp gerçekten doğru adımlar atarak ve bunu tecrübe etmiş insanlara danışarak bir kariyer planlaması mı izlemek istiyorsunuz? Buna iyi karar vermek lazım diye düşünüyorum. Doğru. Çok sağ olun Neriman. Yani bayağı hani detaylı bir şekilde anlattın. Ağzına sağlık. Peki başka bir soru var aslında. Brezilya'dan dönmek için neden gün sayıyordu? Söylenebilecek bir şey ise anlatabilir mi diye bir soru var. Yani benim de dikkatimi çekti. Bir geri sayımın söz konusuydu. Bunun sebebi nedir acaba? Şöyle söyleyeyim. Bunun iki tane benim hayatımın en önemli noktasıyla alakası, ilgisi var. İki tane yeğenim var. Bir tanesi Esila, bir tanesi Mert. Mert tabii 1 yaşına birkaç ay önce bastı. Esila ilk doğduğunda da ben aynı şeyleri hissettim ama o zaman biraz daha herhalde gençtim. Biraz daha hırslı, biraz daha işte tamam onlarla da vakit geçirecek zamanım var. Fakat şu anda Mert doğduktan sonra tabii çok özlüyorum yani ve şey de diyemiyorum, abla al çocukları gel, yapamıyorum çünkü çok küçük Mert. Dolayısıyla aile özlemi benim için çok ağır bastı, zorlandım. Yani koronada hastaneye yatırıldım, yani neredeyse ölümle burun buruna geldim. Yani bana işte ölürsen maaşını nereye yatıralım diye sordular. Dedim ki yani maaşımı cehenneme gönderin ölürsem. Yani anlatabildim ne demek istediğimi. Bu dönemlerden geçince psikolojik olarak da zor bir dönemden geçtiğim için. Sonra bir de gittik Aralık'ta çok güzel bir atmosferle karşılaştım. İşte inanılmaz bir Türk seyircisi, inanılmaz bir voleybol sevgi, ilgi. Ne kadar özlediğimi bir kez daha anladım. Yetmedi o gün 10 gün bana. Ben de gün saymaya başladım aile özleminden dolayı. Ondan sonra da bir maç oldu. Çok sinirlendim. Hatta bu paylaşımdan sonra beni çok eleştirdiler. Çok voleybol sever bir kişi bir paylaşım yapmış ve ben bunu tekrar paylaştım. Yani onun paylaşımını paylaştım aslında. Sesiyle maç yapıyoruz. Onların sahasında maç yapıyoruz. Dediğim gibi her salonda challenge yok burada. Çok büyük bir eksiklik bence ama... Playoff serisinde challenge zorunlu. Yani bunu kullanabildi her takım. Daha fair bir ortam vardı. Şimdi ben bütün hafta topu paralele vurmak için çalışıyorum o pozisyon. Bütün hafta çalışıyorum Ufuk. O topu paralele vurulacak o bloktan. Bunu da maçta becerebilmişim. 3 tane topumu çok yanlış bir kararla. Şimdi orada tamamen challenge olmayınca hakemin insafına kalıyorsunuz. Dolayısıyla yanlış karar da ya bu kadar olmaz dedirtiyor. Yani belki o maç onlar için sadece bir maç. Ve bu arada hakemler de hata yapabiliyor. Neden biliyor musun? Çünkü 9.30'da oynuyoruz maçları akşam. Çok geç. Çok geç bir saat olduğu için onlar da insanlar. Onlar da hata yapabilirler dolayısıyla. Ama öyle bir top diye böyle 2-3 tane hatta maçın sonucuna etki edebilecek kadar durum olunca insan sinirleniyor. Bu sefer sanki ya bu saygısızlık bana karşı mı yapılıyor diyorsun. Anlatabildim ne demek istediğimi. Fakat bunun dışı, bunun Brezilya ile bir alakası yok. Buradan da bunu söyleyeyim yani. Brezilya'yı çok seviyorum. Brezilya'da inanılmaz güzel bir hayat var. Yani bunun Brezilya ile bir alakası yok. Fakat o yaşadığım durumla alakası vardı. Yani çünkü bizim her gün bu seviyede sahaya çıkmak için motive olmamız gerekiyor. Benim voleybolcu olarak, sporcu olarak daha iyi bir voleybol izletebilmem için bu saygıyı görmem gerekiyor. Anlatabildim mi? Bu yüzden de bir geri sayım yaptım. Evet, evet. Peki Neriman, şimdi baktığın zaman hep böyle farklı Türkiye dışında ülkelerde de forma giydin. Ama bu sene mesela Brezilya Ligi'nde Ceren Kestiren Göz'le rakip olarak forma giydin. Onunla görüştünüz mü, ettiniz mi? Neler yaptınız, neler hissettin, ne tavsiyelerde bulundun? Senden dinlemek isteriz. Ceren çok tatlı bir sporcu ve çok şanslı da aynı zamanda. Osasco gibi bir kulübe transfer oldu. Osasco çok geçmişi çok kuvvetli bir kulüp. Şu anda da yani onların sahasına gittiğimde mesela ben Brezilya'da deplasman yapıyorum desem hangi sahada oynamak isterim? Osasco'nun sahasında oynamak isterim. Böyle biraz daha küçük, biraz daha sıcak. Seyircisi inanılmaz tatlı. Yani kaybettiklerinde bile bizi sonuna kadar alkışlayan çok önemli bir seyircisi vardı Osasco'nun. Sao Paulo takımı zaten çok güzel bir böyle İstanbul gibi bir şehrin kenarında oynadı gibi düşünün. Dolayısıyla Ceren için belki biraz daha kolaydı. Yani Ceren'i burada görmek o kadar güzel hissettirdi ki benim bayrağımdan, benim kanımdan birinin karşılıklı oluyor olsa o sahayı onunla paylaşmak dünyanın bir ucunda. Onun için de çok önemli bir tecrübe oldu diye düşünüyorum ben. İşte onun oynadığımız maçtan sonra bayrağını birlikte tutmuştuk. Böyle fotoğraf. Bu benim için inanılmaz bir anı. Umarım onun için de aynı şeyler söz konusudur. Maçlardan önce hep böyle maçtan sonra bir program yapalım dedik. Birlikte yemek yedik. Yani evet, görüştük, birlikte yemek yedik ama böyle çok fazla vakit geçiremedik. Çok yoğun, ligin yoğun olduğu bir takvim zamanına denk gelmişti Ceren'in buraya dahil olduğu zaman. Evet. Peki Neriman, ben not aldım şu anda da, altta da sorular oluyor. Gabi Vakıfbank'ta oynuyor ve çok iyi bir performans sergiliyor bu süreçte. Sen nasıl buluyorsun kendisini, performansını? Bir de Brezilyalı voleybol severler Gabi ile ilgili neler düşünüyor? Senin takımında da yakın arkadaşları olduğunu biliyorum çünkü. Gabi şu anda Brezilya voleybolunun bence en önemli kilit ismi. Yani bu kadar komple bir smaçör, komple bir voleybolcu. Şu anda da çok önemli bir kulübe, yani liderlik yapıyor. Bunu 3. sene üst üste tamamlıyor ve bence ilk geldiği dönemden çok daha verimli, çok daha komple, çok daha sorumlulukları omuzlarına almış bir şekilde çok emin adımlarla da ilerliyor. Yani çok önemli bir örnek diye düşünüyorum Gabi. Hem karakter olarak hem de çok seviliyor. Yani ve buna da layık olduğunu düşünüyorum bu arada. Gabi gibi çok fazla oyuncu yok. Yani bugün ben Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyorum dediğinizde bu tarz kaç tane oyuncu var derseniz, bir Kelsey Robinson, bir Gabi var şu anda. Bu tarz oyuncular da böyle çok kısa periyotlarda yetişebilen oyuncular değil. Yani vücudunun her noktasını atletik bir şekilde kullanılabiliyor. Böyle bir fiziğin diğer fiziklere göre, avantajlı fiziklere göre sahada bir şeyleri daha ekstra yapıyor olması lazım. Ekstra çabuk olması lazım. Ekstra zeki bir voleybol oynuyor olması lazım. Kendini sürekli yeniliyor, geliştiriyor ve her gün çalışıyor olması lazım. Gabi bunların hepsini yapan önemli bir isim diye düşünüyorum. Ben çok beğeniyorum kendisini de. Burada da işte onu destekleyen çok bizim takım bile dün maçlarını izlediğimde bir hadi Gabi, hadi Gabi yapıyorlar. Tabii ben böyle Fener deyince de ya bu maçı Fenerbahçe kazanacak diyorum. Ya Neri diyorlar, tamam sen Uber'ini tut git hani yani bilmiyorum, çok seviyorlar. Onu destekliyorlar. Yani Vakıfbank'tan çok Gabi'nin olduğu takımı destekliyorlar buradaki Brezilyalılar. Yani normal aslında, yani kendi milletinden olan bir oyuncunun takımını desteklemeleri. Peki ama bir Brezilyalı oyuncu da Fenerbahçe'de vardı ama o yedek oyuncuydu galiba. Ama tabii Gabi birazcık da performans olarak daha iyi. Peki Neriman, şunu soracağım. Şimdi 33 yaşındasın, 34'e gireceksin. Birçok voleybolcu da senin yaşını daha göremeden voleybola veda etmek durumunda kalabiliyorlar. Bu performansını neye borçlusun? Yani özel bir çalışma yapıyor musun? Nasıl yani, çünkü her şey azalacağını üstüne katarak gidiyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim Ufuk, bunu tabii isim vermeden nasıl becereceğim bilmiyorum. Çünkü kendisi hep böyle ismini verdiğimde bir fırça atıyor bana. Yani iyi şeylerin reklamı olmaz, sakın ismimden bahsetme, sakın. Böyle kızıyor bana, o yüzden ismini veremiyorum ama şunu fark ettim. Şimdi bak, voleybolcu olma yaşı herkes için farklı. Yani bu seviyelere ulaşma yaşı herkes için farklı olabiliyor. Bazıları 25'inden önce bu seviyeye henüz erişememiş oluyor. Çok önemli bir yetenek olarak gözüküyor 20. yaşlara kadar. Ama Egon'un gibi bir örnek var, bir emsal var ki daha 20. yaşlara önce dünyanın en önemli voleybolcusu haline gelebiliyor. Fakat ben böyle genelleme yaptığımda aslında bir sporcunun, kaliteli ve elit bir sporcunun hem kalbini, duygusallığını kontrol edebildiği, hem beynini aynı zamanda kontrol edebildiği ve fiziksel gücünü kontrol edebildiği yaşlar ve kendini en iyi hissettiği, en dolu, en tecrübeli, en sahada olgun hissettiği zamanlar sanki 27 ile 32 arasıymış gibi geliyor. Ondan sonra bunu devam ettirebilen oyuncular ise kendine hem sosyal yaşantıları anlamında iyi bakabilen, hem içeride hem dışarıda her gün çalışmayı hedefleyen, yani ben milli takımı bitirdiğim gün bile yazları her gün çalışmaya dikkat eden, ne yediğime, ne içtiğime, nasıl yaşadığıma, ne kadar eğlendiğime, ne kadar eğlenmediğime, ne kadar fedakarlık yaptığıma çok dikkat ediyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum kendimle alakalı. Ve çok önemli bir fiziksel gelişim antrenörüyle çalışıyorum. Ara ara onu yani... Hani böyle çok kilometresi olan arabalar vardır ya, bakıma sokarsın onu. İşte 100 bin bakımı daha ağırdır. İşte bu da öyle bir şey aslında. Böyle 33 bin bakımına gireceğim şimdi ben Türkiye'ye gidince. Kendisi Türkiye'de bu arada. Ama kim olduğunu söyletmiyor. O kadar büyük bir şans ki onunla olabilmek, ondan dinleyebilmek. Bir de böyle sadece çalıştırmayı sevmiyor. Arada böyle ev ödevi falan da veriyor. Sen bunu öğren bir gel. Önce bir sakatlığını öğren bir gel yapıyor. Kendini geliştir diyor. Yani hastalarında bile kendini geliştiren başarılı isimlerle çalışmayı seviyor. Çok önemli bir doktorla da çalışıyorum aynı zamanda. Yani kendimle ilgili riskli bir şey hissettiğimde vücudumda. Çünkü artık 33 yaşındayım ve hissediyorum bazı sakatlıkları. Bazı sakatlanabileceğim yerlerimi de bildiğim için o yüzden ona hemen soruyorum. Şunu hissediyorum, durmalı mıyım? Böyle hissettim, bir batmam oldu, acaba nasıldır falan diye. Hemen sakatlanmadan önce durduracak ekibi doğru kurduğumu düşünüyorum. Yani bunları doğru yaptığım için belki de spor yaşım biraz daha uzuyor. Ve önemli, genetik de çok önemli. Yani ben anneme babama da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü önemli bir genetiğimiz var. Beni çalıştıran osteopat, fizyoterapistim de buna inanıyor. Sakın diyor ihanet etme bu vücuda. Ve gittiği yere kadar gitmelisin. Hizmet etmelisin spora. Çok önemli bir tecrübe edindim. Hem saha içinde hem saha dışında. Fakat vermelisin. Bu saatten sonra aldığın şeyleri iyi, vefalı, düzgün bir sporcu olarak verebilmelisin. Gittiğim ortamlara, gittiğim takımlara, onları olduğu pozisyonlardan daha yukarı çekerek, belki tecrübelerimi sadece aktararak, fakat dolayısıyla iyi fiziğime iyi bakmaya çalışıyorum. Fiziksel olarak kuvvetli kalmaya, sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Düzgün beslenmeye, profesyonel bir sporcu gibi beslenmeye de çalışıyorum aynı zamanda. Profesyonel gibi yaşamaya çalışıyorum. Bence bunların hepsi bir araya geldiğinde böyle iyi bir kombo oluşturuyor ve iyi sonuçlar elde ediyoruz. İnşallah daha da uzatırız Ufuk. Bakalım. Evet. Yani Neriman, sonuçta sen vücudunla fiziksel olarak yaptığın bir spordan dolayı para kazanıyorsun profesyonel olarak ve ona bakmak da o sana kazandırıyor. Sen de ona kazandırman lazım ve bakımını da iyi yapmak lazım. Bence çok iyi yapıyorsun bunu. Tebrik ederim. Uzun yıllar umarım forma giyersin. Bir teşekkür de bence annem ve babana. Tabii ki yani genetik olarak ama çok önemli bir nokta. Karakter olarak da sana çok büyük katkıları olmuş. Bizler onların ellerinden öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz burada. Ben çok teşekkür ederim. Bu söylediğin çok değerliydi. Onlar da çok mutlu olmuşlardır şimdi izliyorlarsa. Sağ olsunlar. Bu arada değerli voleybol severler, çok merak ettiğiniz sorular var. Yazıyorsunuz aşağıya. Öncelikle yayını kaydedeceğiz. Sonra izleyebilirsiniz. Sormuşsunuz, tekrara düşmeyelim. Neriman yurt dışında forma giyeceğini açıkladı ve Minas'ta devam etmeyeceğini açıkladı. Bunu da ben buradan söyleyeyim. Yayın tekrarını izlersiniz zaten. Neriman, peki birazcık böyle keyifli konulara gelelim. Brezilya'da seni en çok etkileyen yer neresi oldu? Oraları gezme fırsatın oldu mu? Neler yaptın? Brezilya deyince hep böyle ben buraya gelmeden önce Rio'yu çok merak ederdim. İşte inanılmaz böyle güzel bir manzarası, tam böyle okyanus kenarı falan filan. İnanılmaz orada vakit geçirmeyi isterdim. Fakat Rio deplasmanında şunu fark ettim. Çok tehlikeli bir yer. Yani Ufuk, ilk gittiğimde böyle tişörtün içine falan koyduk biz çantalarımızı. 7 aylık hamile uçaklarda gezdik. Tabii sakın plaja çıkarken işte küpe ve kolye takmayın diye uyarıldık. Hatta bir tane basketbolcu arkadaşımız da cüzdanını falan kaptırdı. Dolayısıyla çok güvenli bir yer değil. Ben de böyle çok güvenli olmayan yerlerde kendimi rahat hissetmediğim için benim için en beğendiğim şehri São Paulo oldu. Bizim İstanbul'a benziyor. Yani beni birazcık o kargaşası, kalabalıklığı, işte bana hissettirdiği duygular belki de İstanbul'da yaşadığım zamanlarda, orada bulunduğum zamanlardaki duygularla eşit olduğu için ben bazı off günlerimizde, yani antrenmanımızın olmadığı günlerde oraya gidip orada kalmayı tercih ettim. Alışveriş yaptık, çok güzel yemekler yedik, çok güzel Türk restoranlarından teklifler aldık. Buraya gelin, size bir çay ısmarlayalım falan diye. Yani çok sıcak bir ortamı var, daha güvenli merkeze özellikle. Ben sevdim São Paulo'yu açıkçası. Oydu. Evet. Peki orada böyle geçirdiğin en keyifli, en güzel anın ne oldu yani? Orada böyle anlatabileceğin, ya Brezilya'da ne yaptın güzel bir anın dedikleri zaman ne anlatabilirsin? Yani aslında birçok anım var ama en güzel anım bir kere sahanın içinde şampiyon olduğumuz andı. Dediğim gibi o anda kalmak istedim. En güzel anlar bizim için, sporcular için sahada yaşananlar. Saha dışında da çok fazla eğlendik. Yani ben barlar sokağı gibi bir sokakta yaşıyorum. Çok güzel restoranları olan, çok kalabalık, çok keyifli, çok canlı bir yerde yaşıyorum. Yani burada böyle kalabalığı hissetmek, yalnız olmadığını, çünkü yalnız olduğum için, çok da uzak olduğum için ülkemden. Bir de 6 saat fark var. Böyle cıvıl cıvıl olan her yer, her sokak beni çok mutlu ediyor. En güzel anılarım dediğim gibi burada yabancılarla birlikte basketbol takımından arkadaşlarım da vardı. Bizim takımımızda Daniele Coutinho vardı. O benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Tabii onunla böyle ekstra Sao Paulo'ya uçtuk. Orada geçirdiğimiz vakit karnaval zamanıydı. Biliyorsun karnaval zamanları çok keyifli oluyor. Sokaklar cıvıl cıvıl oluyor. Onunla geçirdiğimiz 2 gün herhalde dolu dolu geçen, hiç unutamayacağım 2 gündü benim için. Fakat dediğim gibi benim bütün hayatım için unutamayacağım dakikalarda Minas'la birlikte kazandığım bu şampiyonluk. O dakikalardı. Evet. Bence de yani en güzel anılardan bir tanesidir muhakkak. Peki bu arada dün Minas şampiyon oldu ve otobüste bir tur attınız. Nasıl geçti bu tur? Neler hissettin? Nasıldı ilgi? Acayip güzel. Ben çok gururlandım valla. Ya inanın, yani inan bana, bütün kazanılan maçlardan ya da kaybedilen maçlardan sonra o adrenalinle uyumak imkansız zaten. Şampiyon olduktan sonra da kimse uyumadı. Herkes bunu kutladı. Beni doping kontrolüne aldılar. Tabii ben çok böyle çabuk doping kontrolü vermeyi beceremiyorum. 2 saat falan, o kadar çok su içtim ki Ufuk. Yani 2 litre suyu bir 30 dakikada falan içtim. Yeter ki takımla birlikte olayım diye. Fakat sabah işte kendi Belo Horizonte'de, biz çünkü Minas Kulübü Belo Horizonte'de bulunuyor. Döndüğümüzde hemen program yapılmıştı. 2. kulüp diye alınan bir tesise götürüldük. Çok güzel bir yemek yedik. Kadehler kaldırıldı. Kutlamalar başlandı. Çünkü Minas 1200 tane çalışanı bulunan ve 8000 tane kulüp üyesi olan, yani çok büyük bir camia olduğu için de o insanların bizi güneşlerken bir anda toparlandılar. İşte şezlonglarından çıktılar. O tesislerde bizi alkışlamaya başladılar. Birlikte şampiyonluk şarkıları söyledik. Ve dediğin gibi itfaiye aracıyla birlikte şehir turu attırıldı bize. Bu benim için hayatımda ilk defa yaşadım. Hani hep böyle futbolcular yaşar ya bunu. Biz böyle ay ne güzel. İşte onlardan bir tanesiydik. O kadar güzel bir duygu ki. Herkese el sallamak, herkes, yani bizi gören herkes tabii bir çığlık, kornalar. Bizim maskotumuz var bir tane, Max diye. İşte kediyi görmüşsünüzdür. Evet. Ya şov yaptı, çıldırdı, dışarıya çıktı. Ya o kadar güzel bir coşku vardı ki. Bunları gerçekten yaşamak lazım. Ama inşallah yani bunu yaşatmak o kadar güzel bir şey ki. Bütün şampiyon olan takımlar bunu yapsın bence. Yani çok güzel hissettiriyor. Çok inanılmaz bir kutlama, böyle şehri dolaşmak. Çünkü bugün sokağa çıktığımda herkes benim kim olduğumu neredeyse farkında. Tabii ki bu kesim zaten farkındaydı ama işte fotoğraf çektirmek istiyorlar. Restoranlar, ya gel biz de yemek ye diyorlar, biz sana ısmarlayalım falan filan. Böyle güzel de bir aile ortamı oluşturduk. Orada Türk voleybol severler var mı? Orada iletişimin oldu mu hiç Neriman kimseyle? Sao Paulo'da daha fazla Türk vardı. Ceren hatta yanlarına götürmüştü beni. Orada sanırım konsolosluktan gelen de Türkler vardı. Burada çok fazla Türk yok Ufuk açıkçası. Ama şöyle bir şey, fazla Japon yaşıyor burada. Onlardan böyle ara ara mesajları aldım. İşte sokaklarda gördüm. Dolayısıyla Brezilyalılar da çok ilgili. Yani sokakta gördüklerinde iyi hissettiriyorlar. İşte Linda falan diyorlar böyle. Hani güzel, ne haber? Hani bu şekilde iyi hissettiriyorlar. Sokakta yürümek bile burada çok güzel bir hayat var bu arada. İyi yiyorlar, evet. İyi yaşıyor, çok iyi dans ediyorlar, çok iyi eğleniyorlar. Tabii, mevsim de güzel tabii. Orada burada kışken belki orada yaz oluyor. Evet, burada sürekli yaz gibi, yani burada hiç kış gelmemiş gibi ve ben komple bu sene hiç kış görmemiş gibi hissediyorum kendimi. Sürekli çok güzel bir hava var ve bu da aslında belli bir yaştan sonra bir avantaj. Hep böyle Brezilyalıların çok uzun yaşlarda da yüksek seviyelerde kaldığını görüyorsunuz. Şimdi hava sıcak olunca tendon sakatlıkları falan biraz daha az oluyor herhalde. Yani bu da yardımcı oluyor ki sakatlıklardan sonra insanlar böyle sıcak iklimleri daha çok seçiyorlar. Neriman çok teşekkürler. Bu arada ya sormadan geçemeyeceğim. Birçok yorum geldi. Yani hani konumuz aslında biraz böyle magazinsel şeylere döndük. Yaşama döndük ama Dream Team'ini soruyor herkes. Rüya takımını soruyor. Hani bunu sana sorsam. Yani bütün zamanların Dream Team'ini söylüyorsun. Şu anda aktif olarak voleybol oynayan kişilerden mi soruyorsun? Aktif olarak. Yani aktif olarak şu anda hiç düşünmediğim bir şey söylüyorum hemen. Tabii ki pasör çaprazı olarak Egonu'yu seçerim. Dört numaralardan ya Kelsey'i ya Gabi'yi koyarım o pozisyona. Onun dışında Arina'yı mutlaka koyarım. Orta oyunculardan şu anda çok düşünmem gerek. Zehra'yı koyarım. Orta oyuncuya. Pasör olarak Boloş'u koyarım. Libero olarak Moki de Gennaro'yu koyarım. Yani Zehra'nın çaprazını düşünüyorum açıkçası. Onu da Hayley'i koyabilirim. Amerikalı Hayley'i koyabilirim. Böyle bir takım olurum. Bilmiyorum, unuttuğum var mı? Takım yapabildim mi? Onu da bilmiyorum. Hiç aklıma gelmedi. Belki antrenör de daha... Kimi koyacaksın antrenör? Antrenör Bernardo Rezende'yi koyarım. Evet. Net. Bu takım dünya takımı, Mars'a meydan okur. Bence de okur. Peki. Değerli voleybol severler, hani gördünüz, Dream Team, Dream Team dediniz. Buyurun size Neriman Özsoy'un ilk aklına gelip söylediği Dream Team. Tabii ki muhakkak hani başka isimler vardır. Onlar da kusura bakmasınlar. Bu bir canlı yayın. Hemen aklına geleni söyledi zaten. Peki Neriman, kahveyle aran nasıl? Dünyanın en iyi kahvelerinin çıktığı Brezilya'dasın. Ufuk, biliyor musun? Bununla ilgili, çünkü ben aslında hep böyle bir içimde, bir yerimde böyle bir coffee shop açmak var. Yani bir kahve dükkanı açmalıyım gibi hissediyorum. Yani hem kendime ekonomik olarak çok büyük yardımda bulunmuş olurum. Çünkü ben çok fazla kahve içiyorum. Kahveyle aram çok... Yani artık su yerine kahve içmeye başladım. Bu çok güzel bir özellik değil. Çünkü ilk sabah kalktığında da hani kahve içenler vardır ya, bu doğru bir alışkanlık değil. Olmamız gereken, içmemiz gereken şey kahve değil aslında, ya da akşam 7'den sonra kahve içmememiz gerekir. Fakat ben çok fazla kahve içiyorum ve bizim sponsorlarımızdan bir tanesi böyle Melitta. Kahve beni o kadar mutlu ediyor ki, çünkü bak, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir takımında antrenman esnasında kahve içmezsin. Yani içmezsin, antrenman sonrasında içmezsin. Ama burada yani antrenörün hoşuna gitse de gitmese de sponsorumuz Melitta olduğu için kahve içebiliyoruz. Ve her gittiğimiz deplasmana Melitta bizimle beraber böyle bir kahve getiriyor. Büyük, İşte Americano tarzında bir kahve, uzun çekim kahvesi oluyor. Molalarda bile kahve içebiliyoruz. Ve ben o kadar uzun yıllar kahve içen biri olarak, kahve çekirdeğinde eğer çikolatalı bir kahve çekirdeğiyse bu, espresso çekimi için çok önemli olduğunu ve espresso'nun kalitesini arttırdığını öğrendim. Fakat mocha çekirdeği ise daha uzun çekim kahvelerin kalitesini arttırdığını öğrendim. Fakat dünyanın en iyi kahvesini hala İtalyanlar yapıyor. Bunun da nedeni kahve çekirdeği Brezilyalılara ait, ama kahve makineleri İtalyanların en iyi kahve makineleri. Dolayısıyla işte o 2 kilo manuel kuvvetle itmen gerektiği falan, işte o teknikleri falan İtalyanlar biraz daha iyi yaptığı için de hala İtalyanlar en iyi kahveyi yapıyor. Fakat ablamla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hep böyle gittiğim ülkelerde bana diyordu ki, kardeşim sen gel yeter, hiçbir şey getirmene ihtiyaç yok. Ben de anlatıyorum işte, Esire'ye bunu alın, Mert'e de şunu alın falan. Kardeşim hiç gerek yok, onlarla çantalarını doldurma ama kahveleri de unutma. Kendin gel de kahveleri de unutma diyor. Yani sen gel ama kahvelerle gel diyor. Hani kahveleri almadan gelme. Benim ablam da çok iyi bir kahve içicisi bu arada. Kahveyle ilgili hikayem de bu. Peki en favori kahven hangisi? Espresso. Ben çok espressocuyum. Yani öyle çok uzun işte bulanık bir kahverengi su içmeyi sevmiyorum. Yani çorba. Bana her zaman böyle kahve gibi, çorba gibi bir kahve yapar. Böyle yarım kilo falan. Ondan sonra ne yemek yiyebiliyorsun? Hiçbir şey yiyemiyorsun. Tamamen tıkanıyorsun. Bence espresso en ideali. En çok içebileceğin, en kısa sürede, en fresh. Evet, evet. Peki Neriman, yemeklerle aran nasıl? Yani oranın yemekleri nasıl? Ünlü yemekleri var mı? Türk yemeklerini özledin mi? Sen bir şeyler öğrenebildin mi İtalyanların Brezilya yemekleriyle ilgili? Brezilya'da dediğim gibi yemekler çok güzel. Yani burada kilo almamak da mümkün değil. Zaten benim yemekle aram çok iyi olduğu çok belli oluyordur. Ben yemeği de seviyorum. Yemek yemeyi de çok seviyorum. Burada barbeküleri çok meşhur, biliyorsun. Eti çok iyi pişiriyorlar. Evet. Kantin de iyi pişirir eti. Mesela Arjantin steakler de iyidir. Burada Brezilyalı barbekü de çok iyi. tatlıcıyım aynı zamanda. Brigadeiro var mesela, inanılmaz sevdiğim. Bize göre biraz şekerli. Yani çok güzel bir yemek kültürleri var. Çok çeşitli, çok renkli. Bizim gibi bu fasulyeleri çok fazla kullanıyorlar. Etlerle birlikte birleştiriyorlar daha çok. Çok zengin bir mutfakları. Yani Brezilyalıları. Çok güzel o konuda her şey. Sen ben peki... ben yemeği diyorum, yapmayı beceriyor musun dersen, yok. Öyle bir şey denemedim. Hep yemeği becerdim burada. Peki olmuyordur ama boş vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun? Değerlendirdin daha doğrusu. Boş vakitlerimi şöyle değerlendirdim. Zaten çok boş vaktimiz olmuyor. Yani arkadaşlarımla vakit geçirdim. Dışarıda, restoranlarda, sokaklarda. Bazen sokaklarda böyle eski arabaları, eski böyle iyi markaların arabalarını böyle antika tarzında sokaklarda şov olarak gösteriyorlar. Ben arabaları çok seviyorum. Araba kullanmayı da çok seviyorum. Arabaları böyle arada bir galerileri gezmeyi de seviyorum açıkçası. Yani her pazar günü o sokaktan mutlaka geçip arabalarla vakit geçirmeyi seviyorum. Böyle enteresan bir şeyim de vardı. Arkadaşlarımla daha çok ama konuşarak. Ya onların kültürlerini öğrenmeye çalışıyorsun. Çünkü ne kadar konuşursan, ne kadar iletişim kurarsan o kadar çok fazla şey öğreniyorsun. Kendimden yaşça daha büyük insanlarla da vakit geçirmeyi burada hedefledim ki gerçekten tecrübe anlamında. Çünkü daha çok dinlediğinde öğreniyorsun Ufuk. Konuştuğunda o kadar çok önemli değil ama dinlemek çok önemli. Dolayısıyla hep böyle dinleyerek bazı zamanlarımı geçirdim. Evet, evet. Peki Neriman, Türkiye'ye ne zaman dönüyorsun şimdi? Yani voleybol anlamında, sportif anlamında değil de aileyi görme anlamında. Yani inşallah 13'ünde, 13 Mayıs'ta Türkiye'de olmayı planlıyorum. Allah izin verirse, kısmet ederse 13 Mayıs'ta Türkiye'de olacağım inşallah. Çok özledim. Yani çok özledim ya. Bu seferki farklı bir özlem. Bu seferki belki de bilmiyorum, daha mı duygusallaştım? Kendimle ilgili de çok sevdiğim ya da çok sevmediğim şeyleri mi keşfettim? Olmak istediğim yerle olmak istemediğim yer mi değişti? Yani kendimle ilgili de birçok şeyi öğrenmeye başladım açıkçası. Çünkü sporcunun kariyerinde hep oluyor Ufuk. Yani ben sakatlandığımda, geçen sezonda aslında çok büyük bir şampiyon adayıydık biz en iyisiyle birlikte Japonya takımında. Fakat yarı finalde sakatlandım. Yani maçın içinde, ikinci setinde devam edemedim. O benim içimde kaldı. Hatta böyle o kadar çok şeye düştüm ki yani içinde şüphe oluyor insanın. Ya devam etmeli miyim? Devam etmemeli miyim? Bu bir işaret miydi? Değil miydi? Tam böyle hissederken işte iyi bir aile, doğru dostluklar seni devam etmeni sağlıyor. Dolayısıyla ben bir an önce yeğenlerimi, bir tanesini kucağa sığıyor durumunda. Kucağıma alabileceğim. Diğeri artık yani neredeyse benim kadar olacak. Ama onu da bir şekilde böyle sarılıp artık o özlemin bitmesini istiyorum açıkçası. Evet. Peki Neriman, aklında Türkiye'de bir işletme açmak var mı? Mesela kahveci olsun, restoran olsun. Çünkü bakıyorsun hani pizzacı açanlar var. Sen ne düşünüyorsun? Var mı bir işletme açmak? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ben bu arada kariyerimde hiçbir şey bilmiyorken, çok küçükken çok önemli bir yanlış yaparak ve iyi ki de yapmışım diyerek bir şirket açmıştım yurt dışında. Bulgaristan'da bir şirket açmıştım. Kahve ile alakası yoktu bunun. Taşımacılık şirketiydi bu. Dolayısıyla bir kez böyle hayatımda bu tecrübeyi, bu ticarete girmeyi öğrendim. Ama ucundan öğrendim tabii ki. Önce bir tabii bu işe bir girmeniz lazım. Sporcu olarak bir tur böyle bir dolandırılıyor olmanız lazım. Bir tur böyle elinizdekini size yalan söylüyor olmaları lazım ki bu da size bir tecrübe olsun. Çünkü biz sporcu olarak birçok şeyi tecrübe ediyoruz. Evet, insanları öğreniyoruz. Fakat her spordan sonra ticarete giren herkes için böyle bir tökezleme, böyle bir tecrübesizlik zamanı oluyor. Şimdi ben kendimi evet başka bir işletmeye hazır hissediyor muyum? Bunun için çok okuyorum. Yani bunun için çok fazla yönetim tarzını okuyorum. Diğer ülkelerin başarılı, başarmış, bunu becerebilmiş markaların nasıl buralara eriştiğini, sıfırdan gelenleri özellikle, yani hiçbir şey bilmeden ne yapıyorlardı? İlk adımları neydi? İlk tökezledikleri durum neydi? Bunları, çünkü tabii ki bir yer açmak, ben hayatım boyunca kazanmaya odaklı, alkışlanmaya odaklı bir iş yaptım Ufuk. Yani görsele dayalı hizmet ettim. Spora hizmet ettim. Çünkü spor sadece kazanmak ve kaybetmek değil ki. Spor önemli bir şov. Önemli bir şovun bir parçası olmak. Yani geldiğinde çok fazla fedakarlık yapmak. Yeri geldiğinde grup halinde hareket edebilmek, ağlayabilmek, bunları hissedebilmek. Yani bazen hislerini paylaşmak bile o kadar çok şey öğretiyor ki insana. O hislerle kaybetmek, defalarca kaybetmek, kendini başarısız saymak. Herkes seni çok iyi oynadın, çok başarılıydın dediği gün, sen kendini en başarısız hissettiğin günle denk tuttuğun zamanlar çok fazla öğrenmek. Yani spor o kadar çok fazla şey ki, bütün arkadaşlık, çevre. Doğru çevreyi yaptığımı düşünüyorum. Kahve dükkanı açacak mıyım? Ya da bir işletme açacak mıyım? Bununla ilgili de bir planım var. Ama bu Türkiye mi olacak onu bilmiyorum. Çünkü doğru yer mi değil mi bunu bir araştırmak ve görmek lazım. Bununla ilgili riskleri bilmek lazım. En aza indirgemek lazım. Şu anda biraz daha herhalde tecrübeli bir Neriman var o konuda. Böyle gözüm kapalı bir adım atmak istemiyorum. Dolayısıyla yine bilir kişilerden yardım alarak bir şeyler açacağız. Valla Türkiye şu anda kahveci açmanın tam yeridir. Çünkü her tarafta o kadar çok kahve kültürü gelişti ki, yani her tarafta neredeyse, en azından benim oturduğum taraflarda çok kahveci var ve bayağı da tutuluyor. Bu kültür de gelişti aslında. Peki Neriman, programın, yayınımızın sonuna geldik. Ben seni de çok tutmak istemiyorum. Çok vaktini aldık aslında. Dinlenmen de gerekiyor. Buradan sesin gelmiyor ama senin... Heh, biraz kesik geldi. Şimdi son olarak Türkiye'deki voleybol severlere neler söylemek istersin? Aslında birazcık üzüldüğünü ben fark ettim insanların. Çünkü seni Türkiye'de çok fazla izlemek isteyen voleybol sever vardı. Ama yine maalesef Türkiye'de izleyemeyecekler önümüzdeki sezon. Neler söylemek istersin son olarak programı kapatmadan önce? Tekrardan yurt dışında oynayacağımı söyleyerek, eğer üzdüysem, kırdıysam ya da böyle bir heveslerini kursaklarında bıraktıysam çok özür dilerim. Beni affetsinler. Ama biliyorum ki onlar ya yine mi gelmiyorsun dedikten sonra aslında bir sonraki cümleleri hep sen mutlu olduğun yerde iyi oynuyorsun. Mutlu olduğun yerde devam etmelisin. Evet, benim en mutlu olduğum yer kendi evim, kendi ülkem. En sevdiklerimin yanı. Fakat hala benim geçtiğim noktalardan böyle aldığım, voleyboldan aldığım, kazandığım şeyleri artık geri verme vakti olduğunu hissediyorum. Yani bu sadece gittiğim ülkenin direkt şampiyon olacak takımları olacak diye bir konu yok. Fakat ben vizyon olarak da şu anda gittiğim ülkelerdeki takımların olduğu pozisyonlardan biraz daha yukarı çekebilir miyim? Biraz daha sorumluluk alabilir miyim? Çünkü ben bunu biliyorum. Yani ben kenarda oturup alkışlayarak, hiç terlemeden maç bitirmeyi kendime yakıştıramıyorum. Anlatabildim mi? Bana yakışmıyor gibi, bana uygun değil gibi, benim kimliğimde olmaması gereken bir şeymiş gibi geliyor. Dolayısıyla ben gittiğim takımlarda hep böyle sorumluluk alan, yine böyle son topları vurmaya odaklı, bana güvendiklerini hissettiğim gruplarla devam etmek istiyorum. Yani beni affetsinler ama mutlu olduğum yerde tabii ki, saygı gördüğüm, mutlu olduğum, sevildiğimi bildiğim yerlerde devam edeceğim. Ama inşallah Türkiye'de de, yani ne kadar nefesim yeter bilmiyorum, ne kadar oynayabilirim bilmiyorum. Bu çok üst seviye takımlarda olmasa da, çünkü artık Türkiye'nin her takımı o kadar önemli yatırım yapmaya başladı ki, o kadar önemli, heyecanlandıran projeleri var ki herkesin. İnşallah bir gün oynama imkanı bulurum. Eğer bulamazsam da bir şekilde spora kıramayacağım insanlar yardım isterlerse bir şekilde onların bünyesinde yardım etmek isterim. Çünkü benim bildiğim iş bu, işten para kazandığım iş, benim oynadığım ve iyi becerebildiğim iş. Ama bunun dışında yardım konusunda her zaman açık olacağımı, edindiğim tecrübeleri de, bunları hiç çekinmeden herkese, bütün oluşumlara teker teker, hiçbir menfaat beklemeden de yardım edebileceğimi de bilsinler. Yani Türk voleyboluna sonuna kadar hizmet edeceğimi bilsinler. Evet. Neriman, sen dünyanın neresinde oynarsan oyna, bizim kalplerimiz, gönüllerimiz seninle ve seninle gurur duyuyoruz. Ailene çok teşekkür ediyoruz en başta. Hani senin gibi bir evlat yetiştirebildikleri için. Bu arada yani sana çok teşekkür ediyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. O yüzden söyleyeceklerini de zaten tamamladın. Seni daha fazla tutmak istemiyorum açıkçası. Ufuk, yani o kadar güzel kelimeler kullandın ki, özellikle alem ile ilgili söylediklerim beni çok mutlu etti. Yani ben seni çok seviyorum, biliyorsun zaten. Diğer basın organlarını da biraz böyle bekletip seni böyle öncelikli tutmamın sebebi de yani sen benim küçüklüğümsün, sen beni tanıyorsun, sen beni biliyorsun. Ne söylersem söyleyeyim, ne hata yaparsam yapayım burada bilmeden. Bana gönül koymazsın, kırılmazsın, onu biliyorum. Bu kadar rahat, bu kadar keyifli ve bu kadar bana göre samimi olmasının nedeni bu sohbetin bu. Ben bir söyleşi yaptığımda ya da bir sohbet yaptığımda bunun sadece bir cevaptan ibaret olmasını sevmiyorum. Yani bir şeyler söylemek istiyorum, bazı mesajlar vermek istiyorum. Bu kullandığım cümlelerin, kelimelerin arasında mutlaka alınacak bazı derslerin olmasını istiyorum. İnsanların beni dinlerken boş zaman harcıyorum gibi hissetmelerini istemiyorum. Dolu dolu geçti, bir şeyler öğrendim demelerini, böyle hissetmelerini hedefliyorum. Dolayısıyla bana bu imkanı sunduğun için ben sana çok teşekkür ederim. Umarım bir kahve içme imkanımız da olur seninle. Çok en yakın zamanda. Sana da bu Melita'dan bize hediye edilen kahvelerden sana da getiririm. Birlikte karşılıklı içeriz. Tabii ki, çok memnun olurum. Neriman, çok teşekkürler değerli vaktini bizle harcadığın için. Çok sağ ol. Kendine çok çok iyi bak. Çok teşekkür ederim Ufuk. Görüşürüz. Hoşça kal. Bye.